Ergün Diler Kozahan Sizi bilmem ancak tuhaf ayak sesleri bana kadar geliyor. Kim nerede yürüyor, nereye gidiyor bilemiyorum. Görünmeyen bir perdenin gerisinde ilginç şeyler oluyor hissi var. Garip bir kavga, garip bir sessizlik içinde ilerliyor sanki. Türkiye binlerce kez yazdığım gibi çok önemli bir toprak parçasıdır. Bu nedenle Amerika'da, İngiltere'de, buradadır. Almanya'yı da ıskalamayalım. İçerideki bu çekişme daha çok özalın dört eğilim diye açıkladığı merkezdeki partilerin kendi içindeki koalisyonuyla aşılıyordu. İki büyük güç de kendine yakın aynı frekansta düşünen isimleri istiyordu. Merkeze gelip büyük oy alan partiler bunu bir şekilde başarıyordu. Denge kuruluyordu. Kendi içlerindeki kavgada bir çözülmeyi ya da değişimi getiriyordu. Türkiye'ye hep dünyanın gittiği yönden bakmaya gayret ettim isimlerin önemi olmakla birlikte büyük güçlerin bizimle nasıl çalışmak istediğine odaklandım. Bu gazete ve televizyonlarda yer almasa da belirleyici olmuştur. İtalya'nın İpek Yolu projesinden çekildiğini dün burada aktardım. Nasıl başlayıp nasıl bittiğini paylaştım. Türkiye'nin kararı çok önemliydi. Bir de İngiltere'nin. Biden bu nedenle kraliçeye gidiyordu. Sizi 2008'e götürmek istiyorum. Çok ilginç bir gelişme oldu. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth eşi Edinburgh dükü Frans Philip ile birlikte özel uçakla Bursa'ya geldi. Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip'i taşıyan British Airways'e ait uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkarak saat 11.40'da Bursa Yenişehir Havaalanı'na indi. Kraliçe'ye Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yiğit Alpogan ve bir heyette eşlik etti. Kraliçe istemediği için Bursa'da protokol yoktu. Kraliçe ve yanındakiler havaalanından Bursa gezisinin ilk durağı olan Kozahan'a hareket etti. Kozahan 1491 yılında 2. Bayezid tarafından yaptırılmıştı. Kozalardan elde edilen ipek kumaşlar Bursa'nın tekstil merkezi olmasında önemli rol oynamıştı. Kozahan'ın ipekle 500 yılı aşan birlikteliği vardı. Kozahan sıradan bir yer değildi. İpek yolunun son durağıydı. Bu nedenle Kraliçe 2. Elizabeth burayı görmek istiyordu. Kraliçe saat 12.27'de Kozahan'a geldi, mehter takımının ceddindeden marşı ile karşılandı. Kozahan'daki iş yerlerini gezen Kraliçe Elizabeth, daha sonra eşi Edinburgh'daki Prens Philip öğle yemeği için şadırvan bölümüne geçti. Kraliçe gelmeden önce davetliler ayağa kalkmamaları, sigara içmemeleri konusunda uyarıldı. Kraliçe ve eşi Prens Philip ayrı ayrı masalarda oturdu. Kraliçe Elizabeth dinlendikten sonra Yeşil Cami ve Yeşil Türbeyi ziyaret etti. Kraliçe minberin önünde sandalyeye oturdu. Burada Profesör Doktor Mehmet Emin Ay 10 dakika boyunca Rahman Suresi'ni okudu. Kraliçe'nin Bursa'ya gelişi daha o zamandan İpek Yolu'nun ve Yeni Dünya dengesinin habercisiydi. Çok kişi anlamadı. Kraliçe ya da İngiltere burada kendini gösterdiği an diğer güçler rahatsız olurdu. Oldular da. 2008'den bu yana olanlara bir bakın. Neler yaşandı neler. Ne davalar, ne olaylar, ne kutuplaşmalar, ne saldırılar, ne tasfiyeler, ne istifalar. AK Parti'de, Türkiye'de çok türbülans yaşadı. Türkiye önemli bir ülke olduğu için bunlar doğaldı. İslam ve Türk dünyasının en etkili model ülkesi kendi haline bırakılamazdı. Bırakmak da istemediler zaten. Her büyük güç gittiği yere Türkiye'yi de sürüklemek istiyordu. İçerideki siyasetin çekişmesi de buradan kaynaklanıyordu. Dün de bugün de. G7 buluşması, NATO zirvesi ve Biden'ın ile bir araya gelecek olması daha önce yapılan toplantılardan çok daha farklı olacak. Bunun işaretleri fazlasıyla vardı. Uzaktan bakılınca dünyada çok şeyin değişeceği görülmekteydi. Peki bu değişim Türkiye'ye gelir miydi? Başkan Erdoğan nasıl bir değişim isterdi? Neler yaşanırdı? Sanırım üzerinde durulması gereken sorular bunlardı. Türkiye hangi elbiseyle hangi balonun özel davetlisi olacaktı? Biden'la Kraliçe'nin zirvesinde ana gündem Türkiye olacaktı. Açıklanmasa da Biden Erdoğan'ın karşısına çıkmadan önce Kraliçe'yi yanına almak isteyecekti. İzleyelim bakalım. Ergün Diler, Takvim Abdülkadir Selvi Sisli ortamda Erdoğan'ın mesajları. Son dönemde Türkiye yine bir kaos ortamına sokulmak isteniyor. Ortalığın sis ve pusla kaplanması hedefleniyor. Bunun iki yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgisi olmadığı söylenemez. Bizde cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde her zaman sancılı bir süreç başlatılmak istenir. Darbelere, muhtıralara varan kıran kırana bir mücadele sergilenir. Eski dönemin yeni oyuncuları bir kez daha kriz ve kaos senaryosunu devreye soktular. Böylesine kritik süreçlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajları dikkatle takip etmekte yarar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün AK Parti grubunda yaptığı konuşma da onlardan biriydi. Cumhurbaşkanı hitabeti güçlü bir lider. Konuşmalarının da bir fikir örgüsü var. Erdoğan kurtuluş savaşını yöneten 15 Temmuz'da bombalanan Gazi Meclis vurgusu üzerinden bir misyon ortaya koydu. Milletimizin başını yere eğdirmedik. Bunu yaparken asla Türkiye'nin gündemini karanlık mahfillerde kurgulanan senaryolara teslim etmedik. Ülkemize ne şu veya bu dış gücün, ne onların piyon olarak kullandığı örgütlerin, ne de içeride bu kirli senaryoya gönüllü figüran yazılanların istikamet çizmesine izin verdik, dedi. Türkiye'yi kriz ve kaos ortamına sürüklemek isteyenlerin, kirli planlarını sahneye sürdükleri bir dönemde pusulanızın ne olduğu çok önemli. Erdoğan o pusulanın adresini verdi. Yolumuzu karanlık mahfillerin kirli senaryolarına göre de belirlemedik, bizim tek pusulamız aziz milletimizdir diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemlerde AK Parti'nin yerleştirilmek istendiği kirli fotoğraf karesine işaret etti. AK Parti'yi ısrarla kirli senaryoların içine yerleştirme gayretlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye'de bu kadar tek parti faşizmiyle de, vesayet ve darbe heveslileriyle de, terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle de göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz. Yarın da bu mücadeleyi sürdürebilecek tertemiz sicile, yeterli donanıma, gereken azim ve kararlılığa sahip tek parti yine biziz dedi. Son dönemlerdeki tartışmalara ışık tutması açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'yi hedef alan yapılara ilişkin değerlendirmesi önemliydi. Erdoğan hepsi birbirinden daha kirli olan yapılara işaret etti. PKK, FETÖ ve Asala artı örgütleri saydıktan sonra şimdi bunlara bir de organize suç örgütleri mensuplarını eklediler diye konuştu. Kılıçdaroğlu CHP grubundaki konuşmasının dört yerinde lağım benzetmesi yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik en sert tepkisi de lağım üzerinden geldi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı koltuğunda oturan zat, çıkmış lağım çukuru diye ifade ettiği bir takım iddiaları meclis kürsüsünden tekrarlıyor. Aynı kürsü, PKK terör örgütünün güdümündeki partinin savunma zemini haline de dönüştürüldü. Aynı kürsü, geçmişte FETÖ'nün kumpas projelerine de pervasızca alet edilmişti. Aynı kürsü nice yalanın, iftiranın, bühtanın, çarpıtmanın mecrası olarak da kullanıldı. Lağım çukuru diye ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfillerin peşinden gitmek ancak kendini oraya layık görenlerin işidir dedi. Türkiye'yi kirletmeyi amaçlayan müsilajdan Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaja geçti Erdoğan. Nasıl Haliç'i tertemiz yaptıysak, Haliç'te denize girilir hale getirdiysek, orada balık tutar hale getirdiysek, inşallah bu müsilaj belasından da kısa zamanda Marmara'mızı, İstanbul'umuzu temizleyeceğiz diye konuştu. Mega projelerle Türkiye'yi Özal tanıştırmıştı. Menderes ve Demirel döneminde de Boğaz Köprüsü, Keban Barajı gibi büyük eserler kazandırılmıştı. Ama Özal bunun adını mega projeler olarak koymuştu. Söz konusu mega projeler olunca Erdoğan'ın da gözlerinin parladığını fark ettim. Erdoğan AK Parti iktidarında Türkiye'ye kazandırılan mega projeleri konu alan bir video izletti. Kılıçdaroğlu'nun çelişkili açıklamalarının da yer aldığı video iyi hazırlanmıştı. Erdoğan tabii sonunda Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Yatırımlara düşmanlık yapmakla suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermedi ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. İmamoğlu'nu temel atmama törenleri ve kapattığı metro çukurları üzerinden vurdu. Gözbebeğimiz Marmara'yı ve İstanbul'u silahtar ağdaki arıtma tesisinin yapımını törenle durduran, en temiz ulaşım aracı olan metroların inşaatını Sancaktepe'de, toprakla kapatan, küçük çekmecenin derelerini bakterilere teslim eden, Beykoz'daki, Şile'deki dereleri arıtma tesislerini işletemeyerek kire, pise bulayan, pek çok yerde çöp toplamaktan bile aciz olan, her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin keyfine biz bu ülkeyi terk edemeyiz diye konuştu. Tüm bu yaşananların merkezinde 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerinde de 2023 vurgusu önemli yer tuttu. Erdoğan kendi kirli geçmişlerini bizi karalayarak örtebileceklerini sananlar bu ülkenin sosyal medya mecraları üzerinden değil demokratik mekanizmalarla yönetildiğini 2023'te bir kez daha göreceklerdir diye konuştu. Erdoğan konuşmasının iki yerinde 2023 seçimlerinin önemine değindi. Konuşmasını tamamlarken AK Parti milletvekillerine 2023 seçimlerini hedef olarak gösterdi. İnşallah siyaseti de kirli ellerin, kirli niyetlerin operasyon aracı olmaktan kurtaracağız. Bunun için 2023 çok önemlidir. Sizlerden Haziran 2023'e kadar geçecek her günü hazine değerinde görerek çalışmanızı, dokunmadık yürek kazanmadık gönül, tebessüm ettirmedik yüz bırakmamanızı istiyorum dedi. Belli ki Erdoğan 2023 seçimlerini kaos ve kriz heveslileriyle bir hesaplaşma seçimine dönüştürecek. Biden mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü NATO zirvesinde Amerika Başkanı Biden'la görüşecek. Biden görüşmesi öncesinde mesajını verdi. Brüksel'deki NATO zirvesinde katılacağımız oturumlarda gündemimizdeki meseleleri muhataplarımızla ele alacağız. Herhangi bir geri duruş asla olmayacak dedi. Bu sisli ortamda Erdoğan'ı dikkatle izlemekte yarar var. Abdülkadir Selvi Hürriyet